Merhaba gençler, hoş geldiniz. Derse katılanlar ad soyad yazsın arkadaşlar. Yoklamayı bu şekilde almış olalım. Evet, ilk sorumuza da başlayacağız arkadaşlar. Şu an 60 kişiyiz. Yeni gelen arkadaşlarımız ad soyad yazabilirler bu arada. Evet, ilk sorumuz da ekranda şu anda arkadaşlar. Çözmek isteyen arkadaşlarımız da cevapları da verebilirler. Evet, yeni katılanlar da isim yazmaya devam etsinler arkadaşlar bu arada. Evet, burada Dilara'dan şöyle bir soru gelmiş arkadaşlar. Are you good at cooking? Yani yemek pişirmekte iyi misindir şeklinde bir soru yöneltmiş. Ve boşluktan sonraki ifade bizim için önemli. I usually break the plates or cut my finger. Yani burada şunu anlatıyor arkadaşlar. Ben genellikle ya tabakları kırarım ya da parmağımı keserim demiş. Dolayısıyla birazcık yemek pişirmekte iyi değil gibi gözüküyor. Gelenleri bir kabul edeyim bu arada. Evet, cevaplarınıza da bakabilirim arkadaşlar şu anda. Evet, T diyen arkadaşlarımız var. Yeni gelenler isim yazmaya devam edebilir arkadaşlar. Evet, Melek şu an D diyor. Rabia D dedi. Arda D diyor. Güzel. Evet, çoğunluk D arkadaşlar. A şıkkında zaten en iyisiyim demiş. Dolayısıyla bunu eledim arkadaşlar. Bu gitti. Sure, why not? Elbette neden olmasın demiş. Yani elbette iyiyim, niçin olmasın şeklinde. Bu da değil. Yes, I can, evet yapabilirim tarzında kullanmış. Bu da değil arkadaşlar. Not really, gerçekten de iyi değilim şeklinde anlamı veriyor arkadaşlar. Peki burada da bir boşluk var. Boşluktan sonra mix flour and sugar, yani şeker ve arkadaşlar unu karıştırmamız istenmiş. Şurada ise second diyor. Hemen şöyle çizeyim. İkinci olarak add milk and egg, yani süt ve yumurta ekle demiş arkadaşlar. Bir de üçüncü olarak var şurada third. Yani stir the mixture, burada ise arkadaşlar karışımı karıştır şeklinde ifade etmiş. Bakalım. Evet, Seda C diyor. Buse C demiş. Ali Eren C diyor. Batu C dedi. Güzel. Çoğunluk C diyor arkadaşlar. Evet. E şıkkı bakalım arkadaşlar. Tekrardan yeni gelen cevaplar da var. Herkes evet, Veli de C dedi son olarak. First olacak arkadaşlar, yani ilk olarak olacak. Zaten devamında second, ikinci, third de üçüncü olarak devam etmiş. Peki burada da bir konuşma var arkadaşlar. Yine biraz süre verelim size. Yeni gelen arkadaşlarımız da isim yazsınlar arkadaşlar. Sayımız 70 oldu şu anda. Evet. Kadir, Taha, A diyenler fazla şu anda. Evet, Fatih, Seda, A diyor son olarak. Ebu Bekir katıldı, A diyor. Evet, çoğunluk A diyor şu anda. Bakalım o zaman hemen. Parçayı şöyle hızlıca çevireyim arkadaşlar size. Yeni gelenleri kabul edelim. 72 olduk şu anda. Evet, Betty şöyle bir tabir kullanmış. Gelenleri bir kabul edeyim arkadaşlar. Evet. I want to make an omelet but I don't know how to make it. Yani omlet yapmak istiyorum ama nasıl yapıldığını bilmiyorum şeklinde bir ifade kullanmış. Daha sonra Luke burada öyle bir şey söylemiş ki Betty'nin cevabı teşekkür ederim şeklinde olmuş. Ve hemen bakalım A şıkkına. Let me tell you how to make it. Yani burada şunu ifade etmiş arkadaşlar. Nasıl yapıldığını açıklamama izin verdi. Yani anlatayım demiş. Doğru.
Diğer şıklarda zaten atting, bence, it is not tasty, lezzetli değil şeklinde. Bu da pişirmediği için daha yapmasını bilmiyor arkadaşlar. Bunu eledim. I don't like omelet. Burada ise direkt omleti sevmediğini bahsediyor. Bunu da çizdim. Shall we make macaroni? Yani makarna yapalım mı demiş. Bu da değil arkadaşlar. Zaten A şıkkı doğru cevap. Peki burada da sorunun yarısı kesilmiş şurada. Kırmızı ile çizdiğim yer bizden isteniyor. Sorunun devamı da şöyle gelmiş. Do I need to make lemonade? Yani limonata yapmak için arkadaşlar ihtiyaçtan bahsediyor ve şurası bir boşluk. Ve cevapta ise şunu vermiş Tom. Some lemons, yani biraz limon, daha sonra some sugar, biraz şeker ve some cold water, biraz da soğuk su arkadaşlar. Bakalım cevaplarımız gelmeye başlamış. Evet, şu anda Seda C ediyor, Hilal C ediyor, Taha C ediyor, güzel. Berkan C ediyor, çoğunluk hep C ediyor şu anda. Hemen bakalım o zaman şöyle C'ye. Evet, C'de what var, yani neye ihtiyacım var şeklinde olacak arkadaşlar. Yeni gelenleri de kabul edelim. Evet, yani neye ihtiyacım var zaten sıralamış arkadaşlar. Limon, daha sonra şeker ve biraz da soğuk su gençler. Peki burada da Feyza'dan bir soru gelmiş ve Ahmet'in cevabı bizim için daha çok önemli. Some potatoes, yani biraz patates demiş. Daha sonra some onion, yani birazcık soğan. Daha sonra some carrot, biraz arkadaşlar havuç. Ve son olarak da biraz milk, yani sütten bahsetmiş. Bakalım cevaplarınız geliyor. Evet, Senem Bey diyor, Seda Bey diyor. Evet, Efe Bey diyor. Güzel, katılım. Harika. Hep aynı kişiler katılıyor ama gençler. Diğerlerini de duysak güzel olacak. Evet, Nazar Bey diyor, Batu Bey dedi. Bakalım hemen o zaman Bey'e. What does vegetable soup include? Yani bir sebze çorbası neyi içerir demiş arkadaşlar. Zaten burada da tüm içindeki malzemeleri sıralamış. O zaman şöyle işaretliyorum. Takılan olursa yine chat bölümünden yazabilir arkadaşlar. Yani diğer şıklarda takılan olursa onları da açıklamaya çalışırız. Şöyle diğer soruya geçelim arkadaşlar. Evet, burada uzun bir tarif var gibi duruyor. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Biraz süre verebiliriz. Bakalım hemen. Evet. Emirhan Bey diyor, Dilara Bey diyor. Çoğunluk şu anda Bey diyor. Evet, Deniz Bey dedi. Melek Bey diyor. Rümeysa Bey diyor. Evet, çoğunluk Bey diyor. Bakalım hemen. Burada da şunu anlatmış arkadaşlar. Yani ilk olarak first demiş zaten. Chop the peppers and bakalım orada ne var? Şunu bir indirelim aşağıya. Evet, onions, yani soğanları ve arkadaşlar biberleri önce doğramamız isteniyor. Daha sonra second, ikinci olarak ise heat some oil into the pan. Yani tavanın içinde yağı ısıt demiş arkadaşlar bize. Biraz yağ ısıt demiş hatta. Daha sonra ise third, üçüncü olarak put chopped vegetables, yani doğramış olduğumuz sebzeleri into the pan, yani tavanın içine koymamız isteniyor şurada arkadaşlar. Then hemen devamında ise dice a few tomatoes, yani birkaç tane domatesi küp küp şeklinde doğra demiş bize. Daha sonra ise and add them to the mixture, yani bunları karışıma ekle. Finally break two eggs, evet en sonunda ise sonuç olarak ise iki tane yumurta kır diyor. Dolayısıyla direkt yemek tarifi verilmiş arkadaşlar. Peki burada ise which one is not a kitchen equipment? Burası önemli. Not kelimesini şöyle de yuvarlak içine alayım. Olmayanı bulacaksınız arkadaşlar. Yani mutfak araç gereci olmayanı. Evet, Melih A diyor. Efe A dedi. Rabia, Hilal. Evet, çoğunluk A diyor. Bakalım o zaman hemen. Evet, diğer şıklarda zaten fork, çatal arkadaşlar. Plate, tabak, spoon, kaşık. Dolayısıyla garajın mutfakta işi yok arkadaşlar. Bir sonrakine de bakalım. Buradaki ise arkadaşlar şu altını çizdiğim yer bizim için kopyanın olduğu yer olacaktır. I am crazy about, yani bir şeylere düşkün, bir şeylere hasta. Ama en sonu cevabımızın çıktığı yer olacak. Evet, Kadir Bey diyor şu anda. Ümran Bey diyor, Şevval. Evet, B diyor. Güzel. Yeni gelenleri bir kabul edeyim arkadaşlar bu arada. 80 kişi olduk. Evet, Dorjin B dedi. Salih B diyor. Güzel. Fatih B diyor. Evet, çoğunluk B arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Spicy food, yani baharatlı yiyecekleri, acılı yiyecekleri düşkün olduğunu şurada tercih ediyor arkadaşlar. Peki, Karol bir soru sormuş. Ali'nin cevabı bizim için önemli. Well, peki ile başlamış. She usually boils or steams them. Yani
Genellikle arkadaşlar ya haşlıyor, kaynatıyor diğer bir tabirle ya da buğda pişiriyor arkadaşlar. Yani yuvarlak içine de aldığım bölümler. Dolayısıyla burada ona göre bir soru üretmemiz gerekecek. Evet, şey diyenler var şu anda. Güzel. Evet, Efe C diyor. Kadir C dedi. Evet, çoğunluk C diyor. O zaman bakalım hemen arkadaşlar C'ye. How does she cook vegetables? Evet, o sebzeleri nasıl pişirir demiş arkadaşlar burada. Dolayısıyla zaten iki tane yöntemi var. Ya haşlıyor ya da buğda pişiriyor. Güzel. Peki, bir sonrakine bakalım. Burada ise Mia'dan şöyle bir tabir gelmiş. We should boil the egg for 5 minutes. Yani yumurtaları 5 dakika arkadaşlar kaynatmalıyız, haşlamalıyız şeklinde bir cümle kullanmış. Sonra burada bir affedersinizden sonra bir soru gelmiş ve tekrar aynı cümlesini Mia tekrarlamış arkadaşlar. Bakalım. Evet, Latif de diyor şu anda. Senem de dedi, Umut de dedi. Hilal de diyor, Şevval de diyor. Evet, çoğunluk de diyor. Evet, D'den başka yok şu anda. Tamam, D'ye bakalım o zaman. Can you repeat that? Evet, tekrar edebilir misin demiş. Daha sonra da zaten we should boil the egg for 5 minutes. Yani tekrar aynı cümleyi söylemiş arkadaşlar. 5 dakika yumurtaları demiş, kaynatmalıyız. O zaman şöyle işaretleyelim. Peki, burada da arkadaşlar Steven'dan bir soru gelmiş. Alvin'in cevabı just a glass of. Yani sadece bir bardakçık demiş ve bitirmiş arkadaşlar cevabını. Bakalım cevaplarınız gelmeye başladı. Evet, Taha B diyor, Zehra B dedi, Seda B diyor, Umut B diyor, güzel. Dilara B dedi, evet katılım, iyi gidiyor şu anda. Evet, Berkan B diyor, Efe B dedi. Bakalım hemen arkadaşlar o zaman. How much sugar, yani ne kadar şeker demiş, do we need for the cake? Evet, pasta için, kek için ne kadar şekere ihtiyacımız var diyor. Çünkü özne de biz olmuşuz arkadaşlar. Güzel, şu ana kadar farklı cevap çıkmadı zaten. Peki, Suzan soru sormuş ama yine şurayı kırmızıyla çizeyim. Burası istenecek. Do you cook meat? Yani eti pişiriyor musun şeklinde bir soru gelmiş geniş zamandan. Başına bir şey ekleyeceğiz. Well, peki demiş arkadaşlar. I usually grill it. Yani ben genellikle ızgara yaparım bunu diyor. Ve bazen de, and sometimes I boil it. Bazen de kaynatıyor arkadaşlar, haşlıyor. Bakalım. Evet, Fatih B demiş. Pardon, D demiş. Umut B diyor. Efe D diyor. Buse D dedi. Bakalım arkadaşlar. Evet, B ile D arasında bir çekişme var şu anda. Evet, Arda D dedi. Evet, Yamaç D diyor. Ege D diyor. Bakalım arkadaşlar. Taha da D dedi. Evet, şimdi B'ye baktığın zaman where, yani nerede diyor arkadaşlar. Where do you cook meat? Eti nerede pişirirsin? Bence nerede pişirdiğini şurada açıklamıyor arkadaşlar. Şöyle çizdiğim yerde. D'de ise how do you cook meat? Evet, eti nasıl pişiriyorsun şeklinde bir soru gelmiş. Ya ızgarada yapıyor arkadaşlar genellikle ya da bazen de kaynatıyor, haşlıyor. Şöyle de çizmiş olayı. Dolayısıyla D şıkkımız doğru şıktı arkadaşlar. Peki, burada ise my mother prefers frying the chicken. Evet, annesinin şurada tarzını soruyor arkadaşlar. Altını çizdiğim kelime önemli bizim için. Which picture expresses this sentence? Yani hangi ifade bunu açıklar diyor arkadaşlar. Resim olarak bunu bulmamız lazım. Evet, C diyenler var, A diyenler var. Bakalım. A değil arkadaşlar. A'da direkt bake, yani fırında pişiriyor da. Yani A'yı şöyle çizelim hatta sizin için. A değil. Evet, Murat C diyor, Ümran C diyor. Efe C dedi. Emirhan C diyor, güzel. Evet, Seda da C dedi. Bakalım arkadaşlar hemen C'ye. Evet, C'ye de zaten direkt kızartıyor arkadaşlar. Frying'i de o yüzden şurada altını çizmiştim zaten sizler için. Peki, burada da arkadaşlar I can't handle that hot pan so. Yani şöyle başlamış cümleye. Bu sıcak tavayı tutamıyorum. Bu nedenle I need my, buna ihtiyacım var şeklinde resimdekini bulmamız gerekecek arkadaşlar. Şevval de diyor. Taha de dedi. Umut de diyor. Güzel. Evet, Yaren de dedi. Güzel. Herkes şu anda D diyor gördüğüm kadarıyla. Evet, D'ye bakalım arkadaşlar. Glove, eldivene ihtiyacım var şeklinde. Zaten şu buzdolabıydı, şu rende arkadaşlar. Kettle'da su ısıtıcısıydı. Şöyle çizdim onları. Peki, burada da Edward'dan şöyle bir soru geliyor. What are you cooking Paula? Yani Paula ne pişiriyorsun şeklinde sorusunu yöneltmiş burada. Daha sonra lezzetli demiş, bir boşluk bırakmış arkadaşlar. Italian pasta my dear. Yani burada
İtalyan makarnası tatlım şeklinde ifadesini bitirmiş arkadaşlar. Bakalım cevaplarınız gelmeye başladı yine. Hemen Zehra D demiş, Elif C diyor, Efe C dedi, Oğuz C diyor. Evet, Umut C dedi, Emirhan C dedi. Şu an bir tane A vardı sadece, diğerleri C diyor. Güzel, bakalım o zaman arkadaşlar. A'da fries kızartır demiş arkadaşlar. Yani kızartmayla ilgili kullanmış. Lezzetli kızartır bence olmadı gibi. Peels lezzetli soyar, bu da değil arkadaşlar. Smells evet lezzetli kokuyor diyor arkadaşlar buradaki anlam. Bu da zaten doğramak da arkadaşlar, bu da değil. Dolayısıyla buradaki soru şuna dönüştü. What are you cooking Paola? Yani Paola ne pişiriyorsun? It smells delicious. Yani lezzetli kokuyor. O da cevabını şöyle vermiş. İtalyan pastamay diyor. Yani İtalyan makarnası tatlım şeklinde cevabını açıklamış arkadaşlar. Peki burada da what's the name of the device? Yani bu cihazın, bu aletin adı nedir diyor arkadaşlar. Şurayı da açıklayalım size. This device is quite useful to keep your food fresh. Altında çizdim böylelikle. Yani yiyeceklerimizi taze tutmak için arkadaşlar oldukça kullanışlı, verimli bir alettir demiş. There are shelves in it. Yani içinde rafları vardır diyor arkadaşlar. And the inside ve içi ise is very cold. Yani soğuktur, hatta çok soğuktur demiş şurada. Bakalım cevaplar gelmeye başladı. Evet, A diyenler var, C diyenler var. C'deki bulaşık makinesi arkadaşlar, dishwasher. Şunu şöyle bir çizeyim. C değil çünkü. Evet, Rabia A diyor, Ebu Bekir A dedi. Güzel. Şu anda çoğunluk A'ya dönüştü. Şöyle o zaman çizelim arkadaşlar. Fridge yani buzdolabı olacak arkadaşlar. Dolayısıyla buzdolabı zaten soğuk bir şekilde de karşımıza çıkacaktır. Bakalım cevaplarda değiştiren var mı? Evet, herkes A demiş önceki soruda. Peki burada da arkadaşlar resimde zaten bir şeyler kesilmiş, hazır bekliyor ve şuradaki boşluk bizim için önemli. Devamı ise böyle gelmiş. Potatoes before you put them into the pan. Yani tavanın içine koymadan önce demiş arkadaşlar. Patatesleri şöyle yapacağız. Yuvarlak içine aldım ve bıraktım orada. Use a sharp knife, yani keskin bir bıçak kullan şeklinde de bize en sonunda kapanışı vermiş. Evet, Rümeysa B diyor. Efe B dedi, Rabia B diyor. Evet, Yaren B diyor. Birçok cevap var şu anda. Evet, herkes B diyor gördüğüm kadarıyla gençler. Tamam. Bakalım B'ye. Evet, dice yani dilimlemek arkadaşlar. Küp küp şeklinde dilimlemek. Dolayısıyla burada zaten şöyle çizdiğim bölümde hazır bir şekilde verilmiş arkadaşlar. Doğru. Peki. Büyük ihtimal bu da son soru olabilirdi arkadaşlar. Bir bakalım. Evet. Sonradan gelenler at soyad yazsın arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste yine yarın görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.